Evet zıvıdılar. Devam ediyoruz 20. ünitemizin 5 numaralı köşe taşıyla kardeşlerim. Hemen şöyle bir ayarlamayı yapıyorum ve başlıyorum soruları çözmeye. Evet bakalım. Güzel odaklanmayı da ayarladık. Başladık soruları çözmeye. Bir babanın yaşı iki çocuğunun yaşları toplamından 35 fazladır diye sormuş bize dostlarım. Şimdi biz buraya baba yazalım. Buraya da çocukların toplamı yazalım dostlar. Diyor ki bir babanın yaşı iki çocuğun yaşları toplamından yaşları toplamına x dersek babanın yaşı bundan 35 fazlaymış. Yani 35 artı x'miş dostlar. 5 yıl sonra diyor. Şimdi 5 yıl sonrasına gidersek baba 5 yıl büyüdü. 40 artı x oldu. Veletler 5 yıl büyüdü. İşte burada dikkatli olacaksınız dostlarım. Bak, 2 veledi var bu adamın. Her biri 5 yaş büyüyor. Yani toplamları 5 artı 5, 10 yaş büyüyecek. Buraya dikkat edin. Sakın buraya x artı 5 yazmayın. Diyor ki işte 5 yıl sonra diyor. Babanın yaşı çocukların yaşları toplamının 2 katına eşittir diyor. Peki. Aha denklemi kurduk. 2 katına eşit. Babanın bugünkü yaşı yani 35 artı x'i soruyor bize. Hadi düzenleyelim burayı. 40 artı x eşittir 2x artı 20. 20'yi buraya attım. X'i de buraya attım dostlarım. X eşittir 20 paketledim. Bana neyi soruyordu? Babanın bugünkü yaşını yani 35 artı x'i soruyor. Cevabımız Denizli'yi işaretledik dostlar. Evet şimdi geldik ikinci sorumuza bakalım bu ne diyor. Bir babanın yaşı 35, 3 çocuğunun yaşları toplamı 40'tır diye bir soru sormuş, başlamış. Buna göre kaç yıl önce, şimdi kaç yıl öncesine gidelim? Baba 35'ti ya, 35 eksi x yıl önce diyelim biz. Çocukların yaşları 40'tı, bunlar da 3x yıl geriye geldi, 3 çocuk var unutmayın toplamları 3x yıl geriledi. İşte dikkat etmeniz gereken husus bu arkadaşlarım. Yaşları toplamını verdiğinde bize kaç çocuk varsa onu kaç yıl öncesine git diyorsa 3 ile çocukların gittiği yılı çarptım bakın. Buna göre diyor işte böyle olduğunda kaç yıl önce babasının yaşı çocukların yaşları toplamının 2 katıydı diyor bize dostlarım. Hadi düzenleyelim. 35 eksi x eşittir 80 eksi 6x yaptı. Eksi 6x'i buraya alırsam 5x yapar. 35'i buraya alırsam 45 kaldı. X eşittir 9 çıktı. Buradan sorumuzun cevabı. Şuna bakalım. Bir babanın yaşı 37, 3 çocuğunun yaşları toplamı 25'tir. Şimdi baba 37, çocukların yaşları toplamı da 25'tir diyor. Bu da baba. Kaç çocuk var yalnız arkadaşlarım? 3 çocuk var. Dikkatli olun. Kaç yıl sonra? Şimdi x yıl sonra diyelim. 37 artı x olur baba. Veletlere dikkat edecektik. 25 artı 3x olur veletlerde dostlarım. 3 tane çocuk olduğu için 3 ile çarparak topladım. Toplamı babanın yaşına direkt eşit olur diye söylemiş bize. Hadi bulalım. X'i bu tarafa alalım. 2x. 25'i bu tarafa alalım. 12 mi kaldı burada da dostlarım? X eşittir 6 geldi arkadaşlar sorumuzun cevabı. Evet şuna bakıyorum. Bir annenin yaşı 3 çocuğunun yaşları toplamına eşittir diye bir şey sormuş bize. 12 yıl sonra annenin yaşı, şimdi anne diyelim. Anne bugün A yaşında olsun. 3 çocuğun yaşları toplamı da X olsun arkadaşlar. Eşitmiş burada anne X'e eşitmiş dostlar. Öyle diyor. 3 çocuğun yaşları toplamına eşit. 12 yıl sonra. Şimdi 12 yıl sonrasına gittiğimizde anne X artı 12 olacak. Bu 1. 3 çocuğun yaşları toplamıysa X'ti. 12 yıl sonrasına gittiğimde X artı 36 olacak artık. Buna da dikkat edin. Diyor ki 12 yıl sonra annenin yaşı çocukların yaşları toplamının diyor. Bunun 2 bölü 3'üne eşit olacak diyor. İşte bunun 2 bölü 3'üne eşit olacağına göre annenin bugünkü yaşı yani bize
X'i soruyor dostlar. Hadi şu 3'ten kurtulalım. 3 ile burayı bir çarpalım. 3x artı 36 olsun eşittir. 2'yi de içeriye dağıtalım hazır buradayken. 2x artı 72 olur. 2x'i buraya aldım. X 36'yı buraya aldım. 72'den 36 çıktı. Yine 36 kaldı dostlarım. Sorumuzun cevabı da 36 çıktı. Evet, 5 numarayı gömdük. Hemen 6 numarayı alalım. Şimdi 6'ya başlamadan önce de şöyle bir odaklanmamıza da bir bakalım dostlarım. Biz yine de bir odaklayalım bu keratayı, ne olur ne olmaz diyelim. Evet, bir babanın yaşı, iki çocuğunun yaşları farkının 5 katıdır diye bir soru sormuş bize. Şimdi baba B olsun, iki çocuğunun yaşları farkı da X olsun dostlarım. Bu X'in 5 katıymış. 6 yıl sonra baba 6 yıl büyüdü. Çocukların yaşları farkının, yaşları farkı X'ti, 6 katından bir eksik olacağına göre diyor. Eksik olacakmış dostlarım, o yüzden eksi 1 oldu burası. Olacaktır. Babanın bugünkü yaşı kaçtır diye bir soru sormuş. Bakın burada da dikkat etmeniz gereken husus neydi dostlarım? Çocukların yaşları farkı X dedim ya. Kaç yıl geçerse geçsin 6 yıl sonra da çocukların yaşları farkı yine X olacak. Hani şunun gibi düşünün. Abiniz ablanız varsa bunu hesap edin arkadaşlarım. Mesela benim abim var, benden 2 yaş büyüktür abim. 6 yıl geçse abimle aramdaki yaş farkı kapanacak mı? Yok, yine 2 yıl büyük olacak. 6 yıl önce yine 2 yıl büyüktü. 1000 yıl geçse de aradan hep benden 2 yıl büyük olacak abi. Yaş farkı hep sabittir dostlarım, değişmez. Kaç yıl geçerse geçsin. Şimdi o yüzden X'ti, 6 yıl geçti yine X dedim ben son bu şeyi arkadaşlar. Peki düzenleyelim burayı. Baba yerine 5X yazalım. 5X artı 6 eşittir. 6X eksi 1 oldu. 5X'i buraya aldım. Eksi 1'i buraya aldım. 7. X eşittir 7 çıktı. Babanın bugünkü yaşı, yani 5x'i soruyor. 5 kere 7, 35 çıktı dostlar. Geldik bura. Bir annenin yaşı, iki çocuğunun yaşları farkının anne diyelim şöyle, A yaşında olsun. Çocukların farkına da x diyelim dostlarım. Şimdi ne diyor birinci denklem? Anne diyor, çocukların yaşları farkının x'in 9 katından bir fazladır. 5 yıl sonra anne 5 yıl büyüdü. Çocukların yaşları farkı değişmedi. Yine X oldu. Yaşları farkının 11 katı olacağına göre diyor. 11X olacakmış 5 yıl sonra. Annenin şimdiki yaşı kaçtır diye bir soru sormuş. Hadi A yerine 9X artı 1 yazalım. Şöyle oluyor. 9X artı 1 artı 5 eşittir 11X geldi. 6 eşittir 2x çıktı. X eşittir 3 geldi dostlarım. X 3 ise anne neydi? 9x artı 1. 9 kere 3 27. Bir daha 28 geldi annenin yaşı. Evet, şuna bakıyoruz. Bir babanın yaşı, iki çocuğunun yaşları farkının 10 katından 2 fazladır. Şimdi baba diyelim. Şöyle yazalım. Baba B yaşında olsun. Çocukların farkı da X olsun dostlarım. Şimdi bir babanın yaşı B. Çocukların yaşları farkının X'in yani 10 katından 2 fazladır. 10X artı 2'ye eşitmiş. Buna göre 2 yıl önce babanın yaşı çocukların yaşları farkının kaç katıdır diye bir soru sormuş bize. Babanın yaşı çocukların yaşları farkının kaç katıdır? 2 yıl öncesine gidiyorum. B eksi 2 mi oldu arkadaşlar? Çocukların yaşları farkı yine aynı mı oldu? Burası da K oldu dostlarım. Kaç katıdır diye bir soru soruyor bize. Peki zaten yukarıdaki denklemden de ben bunu elde edemiyor muyum? Bakın 2'yi bu tarafa atın. B eksi 2 eşittir 10x geliyor zaten. Demek ki 10 olacak arkadaşlarım sorumun cevabı. Geldim şuraya. İki kardeşin yaşları toplamı yaşları farkının 6 katından 2 fazladır diye soruyor. Şimdi yaşları toplamı T olsun, yaşları farkı F olsun, 6 katından 2 fazladır. Tamam. Küçük kardeş büyük kardeşin yaşına geldiğinde yaşları toplamı 34 olacağına göre diyor. Şimdi bakın. Büyük kardeş var, küçük kardeş var.
Büyük kardeş işte küçük kardeş ya da X yaşında olursa, büyük kardeş bundan kaç yaşında, kaç fazla olacak diye soralım arkadaşlarım. Hani normalde aralarındaki şey neydi, yaşların farkına F dedik ya biz. F kadar büyükmüş değil mi bundan bu adam? Yani X artı F olacak bunun yaşı. Anlayabildiniz mi burayı dostlarım? Bir daha bakın söyleyelim. Biz şimdi ne dedik, bunların yaşları farkı F olsun. Aralarındaki fark F. Demek ki büyük, küçükten F kadar büyük. Hani şöyle desek, yaşları farkı 7 olsaydı mesela, sayısal değer verelim, 7. Demek ki büyük, küçükten 7 yaş büyük olacak. Küçüğüne X dersem fark kadar büyük olacak bu arkadaşım. Diyor ki şimdi küçük kardeş, büyük kardeşin yaşına geldiğinde, yani ne kadar yıl geçiyor aradan? F yıl geçiyor arkadaşlarım, F yıl. F yıl geçince bu X artı F oluyor. Bu da X artı 2F oluyor tabii ki. Geldiğinde yaşları toplamı 34 olduğuna göre diyor. Şimdi bu durumdayken yaşları toplamı ne oldu arkadaşlarım bunların? F yıl geçti değil mi arada? Küçük de F yıl büyüdü, büyük de F yıl büyüdü. 2F yıl arttı mı arkadaşlarım? Yaşları toplamı 2F arttığında yaşları toplamı 34 olacaktır diyor bize. Buna göre büyük kardeşim bugünkü yaşı kaçtır diye de bir soru sormuş. Hadi bulalım burayı, bir çözümleyelim arkadaşlarım. Şimdi şuradaki T yerine 6F artı 2 yazalım. 6F artı 2 artı 2F var eşittir 34. Buradan 8F eşittir 32. Fark eşittir 4 geldi dostlarım. Fark 4 ise 6 kere 4, 24, 2 daha 26 geldi yaşları toplamı. Büyük kardeşim bugünkü yaşı kaçtır diye bir soru sormuş bize. Şimdi yaşları toplamı 26 ya arkadaşlarım, bugünkü yaşları toplamı. Aralarındaki fark da 4, yani 2 çocuk var. Biri Ali, biri Veli olsun. Bunların yaşları toplamı 26, Ali ile Veli'nin yaşları farkı da 4. Hadi toplayın bunları alt alta. 30, V'ler gitti, 2A, A eşittir 15 çıktı. Yani büyük olan çocuk 15 yaşındaymış dedim dostlar. Evet, 6. köşe taşımızı da gömdük. Hemen 7 numarayı aldık önümüze. Bakalım ne diyor 7 numara. Emin ile Burhan'ın 8 yıl önceki yaşları toplamı 26'dır. Şimdi Emin'in de 8 yıl öncesine gidiyorum. Burhan'ın da 8 yıl öncesine gidip bu yaşları topladığında 26 yapıyormuş. O halde Emin ile Burhan'ın bugünkü yaşlarının toplamı eksi 8 eksi 16. Eksi 16'yı bu tarafa atarsak 36, 42 mi yapıyor dostlarım? Emin ile Burhan'ın bugünkü yaşları toplamı 42'ymiş. Emin Burhan'ın yaşına geldiğinde yaşları toplamı 54 olacağına göre diyor şimdi. Buraya da dikkat edin. Şimdi Emin var, Burhan var kardeşlerim. Biz bugünkü yaşlarına E ve B dedik. Emin Burhan'ın yaşına geldiğinde, yani Emin büyüyecek, 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 Burhan olacak arkadaşlarım. Tabii bu sırada Burhan da durmayacak değil mi? O da birazcık büyüyecek. Peki ne kadar yıl geçmiş aradan, onu bulalım biz şimdi. Emin daha küçük, Burhan daha büyük bir şey. O zaman Burhan eksi Emin yıl büyüdü burası arkadaşlarım. Bak bunlara sayısal veriler sallayayım ben şimdi. Tut ki Emin 3 yaşında olsun, Burhan da 20 yaşında olsun arkadaşlar. Diyor ki Emin Burhan'ın yaşına geldiğinde, yani 17 yıl sonrasından bahsediyor bize dostlar. Nasıl bulduk 17'yi? Burhan'ın yaşından Emin'in yaşını çıkarttık. Ben de burada öyle yaptım. Kaç yıl geçti aradan sorusunun cevabını Burhan eksi Emin olarak söyledim. E tabi bu kadar yıl sonra bu da büyüyecek. B'ye de B eksi E yıl ekleyeceğiz dostlarım. Peki. Burhan'ın yaşına geldiğinde yaşları toplamı 54 olacağına göre diyor. İşte bu durumdayken şu yaşların toplamı 54'müş. Yani 3B eksi E eşittir 54 olacağına göre diyor. Emin'in bugünkü yaşı kaçtır? Gelelim bunları alt alta yazalım. 3B eksi E eşittir 54.
Hadi toplayın bunları alt alta arkadaşlarım. Bakın E'ler gidiyor. 4B eşittir 96 mı geliyor dostlarım? Evet, 96. 4'e bölelim bunu. B eşittir 24 çıktı. Peki B 24 yaşındaysa B 24 E ile toplandığında 42 olacak ya arkadaşlarım. O halde 42'den 24'ü çıkarttım ben. 12'den 4 çıktı 8. 3'ten 2 çıktı 1. 18 yaşında oluyormuş emin. Hadi bir daha çözüyoruz. İyi anlayın arkadaşlarım burayı şimdi. Mustafa ile Özlem'in yaşları toplamı yaşları farkının 7 katıdır. Şimdi Mustafa ile Özlem'in yaşları toplamı 7 katıymış farklarının. Mustafa eksi Özlem'in. Düzenleyelim burayı. Mustafa artı Ö eşittir 7M eksi 7 Özlem. 7 Özlem'i bu tarafa alırsam 8 tane Özlem yapar burası. Mustafa'yı buraya alırsam 6 tane de Mustafa yapar burası. 4, 2'ye bölelim hepsini. 4 tane Özlem eşittir 2 tane 3 tane Mustafa'ymış arkadaşlar. Evet. 2'ye bölünce de böyle bir bağıntı çıktı aralarında. Diyor ki Özlem Mustafa'nın yaşına geldiğinde, şimdi şuraya yazalım. Özlem diyelim. Mustafa diyelim dostlarım. Şimdi şurayı biraz daha düzgün yazayım. Özlem 3K olsun, Mustafa da 4K olsun bu durumda. Özlem'e 3K, Mustafa'ya da 4K diyebiliyorum. Özlem Mustafa'nın yaşına geldiğinde, yani Özlem 4K olduğunda. Peki ne kadar yıl geçti aradan? K yıl geçti değil mi dostlarım? E tabi bu da K yıl büyüyecek. 5K yaşına geldi bu da. Geldiğinde yaşları toplamı 36'ymış. Yani 9K 36, K'yı da 4 bulduk buradan. Mustafa'nın bugünkü yaşı kaçtır diye bir soru soruyor. 4K'yı soruyor. 4 kere 4, 16 çıktı dostlar sorumuzun cevabı. Evet, 3 numaralı sorudayız. Bir babanın yaşı çocuğunun yaşının 6 katıdır diyor. Şimdi şöyle bir yazalım. Baba, çocuk. Çocuk Ç yaşındaysa baba 6Ç yaşında olacak dostlar. Çocuğun yaşı babanın bugünkü yaşına eşit olduğunda, babanın bugünkü yaşına eşit olması için 6Ç olması lazım. Ne kadar yıl geçiyor aradan dostlar? 5Ç yıl geçiyor. O zaman bu da 11Ç oldu mu 5 yıl sonra? Babanın bugünkü yaşına eşit. Ne diyor? Çocuğun yaşı babanın bugünkü yaşına eşit olduğunda, işte şu ikinci durum gibi olduğunda, ikisinin yaşlarının ortalaması 51 olacaktır. Hadi ortalamayı alalım. Nasıl alıyorduk? Toplayıp 2'ye böleceğiz değil mi arkadaşlar? 2'ye böldüğünde 51 olur diyor. Peki toplayalım. 11 ile 6'nın toplamı 17Ç bölü 2 eşittir 51. 17 ile 51'i sadeleştirelim. 3 Ç eşittir 6 geldi. Çocuk doğduğunda babası kaç yaşındadır? Şimdi çocuk 6 yaşında çıktı. Ç 6. Babası da bunun 6 katı olduğu için 36. Çocuk doğduğunda, çocuk 0 yaşındayken, yani 6 yıl önce, baba da 36'dan 6'yı çıkarttı. 30 yaşında olurmuş dostlar. Evet, şuna bakıyoruz. Bir babanın yaşı iki çocuğunun yaşları toplamının iki katıdır diye söylemiş bize. Şimdi şöyle yazalım. Baba iki çocuğun toplamı. Toplamları x olsun. Baba da bunların iki katıymış dostlarım. 2x oldu o zaman. Çocukların yaşları toplamı babanın bugünkü yaşına geldiğinde. Şimdi çocukların yaşları toplamı 2x olacak arkadaşlarım. Aradan ne kadar yıl geçmiş buna bakacağız biz. Burada işte dikkatli olun dostlarım. 2 çocuk var. X'li yaşları 2x olacak. Yani her biri x bölü 2 yıl geçecek ki, x bölü 2 yıl sonra diyeceksiniz ki dostlarım, x bölü 2 yıl, birinci çocuk da x bölü 2, ikinci çocuk da x bölü 2 büyüdü. Toplam x yıl mı büyüdü arkadaşlarım bunlar? O yüzden x bölü 2 yıl diyorum. Tabii ki baba da x bölü 2 yıl
büyüyecek. O zaman 2x artı x bölü 2 olacak babada. 3'ünün yaşları toplamı 90 olacakmış. Şuranın 3'ünü toplayalım. 2x buradan, 2x de buradan. 4x artı x bölü 2 90 olacakmış. Düzenliyorum dostlarım. 2 kere 4 8, bir daha 9x bölü 2 eşittir 90. 9 ile 90'ı sadeleştirdim, 10. X eşittir 20 çıktı. X 20 babanın bugünkü yaşını soruyor. 2x'i soruyor bize. 40 geldi dostlarım. Şurayı bir daha dinleyin arkadaşlarım. Neden x bölü 2 yıl olduğuna dikkat edin bir daha. Evet, 7 numarayı da hallettik. Hemen 8 numaraya bakıyoruz dostlarım. Bir de odaklanmaya bakayım ben. Tamamdır. Bir annenin yaşı, iki çocuğunun yaşları toplamının iki katıdır. Tamamdır. Hadi bakalım şimdi. Anne diyelim. Neydi? İki tane çocuğun toplamı diyelim dostlarım. İki çocuğun toplamı x olsun. Annenin yaşı da bu çocukların toplamının iki katıymış. 2x o zaman. Çocukların yaşları toplamı annenin şimdiki yaşına geldiğinde, bak az önceki sorunun aynısı. Çocukların yaşları toplamı 2x olduğunda diyor. Ama ne kadar yıl geçiyor aradan? X bölü 2 yıl geçecek. O yüzden anne 2x artı x bölü 2 olacak. Annenin yaşı çocukların yaşları toplamından 12 fazladır diyor. Bak böyle olduğunda bundan 12 fazladır diyor bize. Hadi şimdi düzenleyelim burayı dostlarım. 2x'ler gitti. X bölü 2 eşittir 12 kaldı. 2'yi de buraya atarsak x eşittir 24 çıktı. Annenin şimdiki yaşı 2x'i soruyor bize. 48 geldi dostlarım sorumuzun cevabı. Şunu okuyalım şimdi birlikte. Bir babanın yaşı 3 çocuğunun yaşları toplamının 3 katıdır. Hadi düzenli yazalım. Baba 3 çocuğun toplamı. 3 çocuğun toplamına x dersen baba bunların 3 katıymış, 3x oldu. Çocukların yaşları toplamı babanın yaşına geldiğinde. Şimdi dostum ne kadar yıl geçecek o zaman bu aradan? 3x yıl, çocukların yaşları toplamı 3x olduğunda diyor. 2x gözükmüş ki gitmiş gibi geliyor değil mi arkadaşlarım size? 2x yıl büyümüş gibi geliyor ama 3 çocuk toplamda 2x yıl büyüyorlar. O yüzden her biri 2x bölü 3 yıl büyüyecek. Demek ki 2x bölü 3 yıl sonra. O zaman baba ne oluyor? 3x artı 2x bölü 3 yıl gibi olacak dostum. Çocukların yaşları toplamından 8, çocukların yaşları toplamından 8 fazla olacaktır diyor. Yani şurası eşitmiş 3x'in 8 fazlasını. Hadi düzenleyelim. 3x'ler gitti. 2x bölü 3 8 kaldı. 3 kere 8 24. Bir de 2'ye böldüm. X eşittir 12 çıktı. Babanın şimdiki yaşı 3 tane 12. 36 olur dostlarım. Hadi buna bakalım. 3 kardeşin yaşları toplamı 44'tür. Küçük olan 2 kardeşin yaşları toplamı büyük kardeşin şimdiki yaşına eşit olduğunda büyük kardeş 26 yaşında olacaktır diye bir soru sormuş bize. Şimdi 3 tane kardeş var arkadaşlarım. Birinci kardeş, ikinci ve üçüncü kardeş diyelim bunlara. X, Y, Z olsun bakalım. Diyor ki 3 kardeşin yaşları toplamı 44. X artı Y artı Z eşittir 44. Küçük olan 2 kardeşin yaşları toplamı büyük kardeşin şimdiki yaşına eşit olduğunda büyük kardeş 26 yaşında olacaktır diye soruyor bize. Şimdi aradan belli bir yıl geçiyor dostlarım. A yıl geçsin aradan. A yıl. A yıl geçiyor. Bu ne oldu? X artı A oldu. Bu Y artı A. Bu da Z artı A oldu. A yıl sonra yaşları toplamı büyük kardeşin şimdiki yaşına eşit olsun diyorum ben de. İşte ne diyoruz o zaman? X artı A eşit olacak. Bu ikisinin Y artı Z'ye 2A eklediğimde birbirine eşit oluyormuş dostlarım bunlar.
Eşit olduğunda büyük kardeş de 26 yaşında olacaktır diyor. Bu durumda x artı a 26'ya eşitmiş dostlarım. Buna göre büyük kardeşin bugünkü yaşı, yani x'i soruyor bize. Hadi şurayı bir düzenleme işlemi yapalım. Buradan x eşittir y artı z artı a gelecek dostlarım. X yerine getirip şunu yazabilirim arkadaşlarım, şu ifadeyi. X yerine getirip şurada yazalım ya da a'yı buraya alalım. X eksi a eşittir y artı z olsun. Y artı z yerine biz getirip x eksi a yazalım. Şurada yazıyorum şimdi. X eksi a yazarsak 2x eksi a olur. Eşittir 44. Bir de biz ne biliyoruz? X artı a'yı biliyoruz. 26. Hadi toplayalım bunları alt alta. A'lar gitti. 3x eşittir 60. Ne geliyor? 4, 60, 70 mi geliyor arkadaşlarım? 70 geldi. Olmadı. 70 bölü 3 çıktı arkadaşlarım. Üçüncü sorumuzun cevabı 70 bölü 3. Nerede bir hata yaptık? Bunların 3 kardeşin yaşları toplamı 44'tü. Tamam. Küçük olan 2 kardeşin yaşları toplamı. Büyük, biz oraya denk düştük. Büyük kardeşin şimdiki yaşına eşit olduğunda. İki kardeşin neydi? Yaşları toplamı. Büyük kardeşin şimdiki yaşına eşit olduğunda. Yani x'e eşit olduğunda diyor arkadaşlar. Bu a yıl geçiyor aradan. Y artı a ile z artı a'nın toplamı x'e eşit olduğunda diyor. Şurası a yok yani burada. Şöyle olacak. Heh, şimdi oldu. Burası yine 2a olarak kalacak. X eksi 2a olacak burası. Y artı z. Ben şimdi y artı z yerine x eksi 2a yazarsam 2x eksi 2a olur burası dostum. Burada hata yaptık biz. Şimdi orayı bir daha düzenleyelim o zaman isterseniz. Şurada bir daha yapayım ben orayı. 2x eksi 2a eşittir 44. X artı a eşittir 26. Şu üst tarafı komple 2'ye bölebilirim. Şu ikileri götürelim isterseniz hepsini. 22 olsun burası. Şimdi toplayalım alt alta. Ne geliyor? 2x geliyor. A'lar gidiyor. 22 ile 26'nın toplamı 48 geliyor dostlarım. 48. Bu durumda x eşittir 24 çıkıyor dostlar. Bize neyi soruyordu? Büyük kardeşin bugünkü yaşı, yani x'i soruyormuş zaten. 24 paketledik. Evet, geldik buna. Bir annenin yaşı 4 çocuğunun yaşları toplamının 2 katıdır diyor. Hemen bir düzgün denklem yazalım. Anne 4 çocuğun toplamı. Çocukların toplamı x olsun. Annenin yaşı toplamın 2 katıdır. 2x olacak o zaman. Çocukların yaşları toplamı annenin şimdiki yaşına geldiğinde, o zaman 2x olduğunda dostlarım burası. Peki ne kadar yıl geçti? Bunu bulalım. X yıl gibi gözüküyor ama x yıl toplamda geçti. Her biri x yıl büyümesi, toplamın x yıl büyümesi için her birinin x bölü 4. 4 çocuk var ya arkadaşlarım. X bölü 4 yıl sonra diyor aslında bize. Peki burayı da x bölü 4 yıl büyütelim. 2x artı x bölü 4 oldu. İşte böyle olduğunda da diyor anne 54 yaşında olacak. Burası 54 olacak diyor. Hadi düzenleyelim. 4 kere 2 8, bir daha 9x bölü 4 eşittir 54. 9 ile 54'ü sadeleştirdim. 6 kaldı. X eşittir 4 kere 6'dan 24'ü bulduk dostlarım. X 24. Anne bugün kaç yaşındadır? 2x'i soruyor bize. 2 çarpı 24'ten 48 geldi. Arkadaşlar şimdi üzülüyorum ben böyle bir soruda hata yaptığımız zaman. Bazen böyle dikkatsizlik yapıyorum kardeşlerim için. Soruları daha önceden çözmediğimiz için ilk defa burada sizinle birlikte okuyup çözüyorum kardeşlerim. Kusura bakmayın, tekrardan böyle hatalar olur ama olmaması için elimden geleni yaparım. Peki kardeşlerim, hadi bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin, esen kalın, sağlıcakla kalın zıbıdılar.